Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zafer. Bugün Fenerbahçe'nin Marseille'den kadrosuna katmış olduğu Luan Perez'e yakından bakacağız. Luan Perez, 19 Temmuz 1994 yılında Brezilya'da dünyaya gelen sambacı, kariyerine Portekiz'e forması adalında başladı. Kariyer boyunca ayrıca Santa Cruz, Ituana, Porto Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos son olarak Marsilya formaları giyen 1.90'lık sola savunmacı savunmanın farklı bölgelerinde kullanılabilir. Çok yönlü bir oyuncu. Marsilya taraftarında oldukça sevdiği sporcu, agresifliği, hamleleri ve çalışkan karakteriyle Fenerbahçe taraftarında seveceği bir isim olacaktır. 2019 yılına kadar düzenli forma şansı pek bulamayan futbolcu, Santos'u transfer birlikte oyun kimliğini sağa yansıtmaya başladı ve Club Bruges'un ardından ikinci kez Avrupa macerasına 2021 Temmuz ayında Marsilya ile São Paulo önderliğinde atıldı diyebilirim. Peki geçtiğimiz sezon Luan Perez ne yaptı? Oyuncu geçtiğimiz sezon Marseille formasıyla 49 maçı çıkarken 3 asist yapma başarısı göstermiştir. Sağ çıktığı 49 maçta 34 defa sol bek, 15 defa ise stoper bölgesinde sahaya yerleştiğini ancak oyun içerisinde kaymalarla onu daha çok sol stoper olarak izlediğimizi belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz sezon 3944 dakika sahada kalan oyuncu resmi maçlarda toplamda 9 sarı kart görmüş. Bunda sebep daha çok hamle yapmakta geciktiğinde hızlı oyuncuların ya da işte ayağı çabuk oyuncuların sebep olduğu faullerden kaynaklı sar kartlar. Oyuncunun kronik geçmişten gelen ya da geçirdiği herhangi bir sakatlık geçmişi yok. Forma istikrar olan bir isim. Tekrar belirtmek istiyorum. Sol bek olarak sahada yerini aldığında daha çok savunma özellikleri ön planda. Öyle bindirme yapayım orta açayım filan tarzı bir sol bek performansı göstermedi. Oyun kurulumunda etkili olabilecek bir ayağa sahip futbolcu. Basit, doğru, dikine paslarla oyun açılmasında, oyunun özellikle soldan kurulmasında iyi seviyede top tekniği ve temiz ayağıyla katkı sağlayacaktır Fenerbahçe'ye. Ayrıca şöyle bir parantez açalım. Ne kadar sol bek orijinali değil desek de 5'li büyük ligde en yüksek pas isabet oranına sahip sol bek olma gibi bir istatistik elde etmiş durumda. Peki Juan Perez nasıl futbolcu? 1.90'lık, uzun boylu, dikkat çeken solak oyuncu, güçlü, iyi sayılabilecek bir top tekniği var. Tatlı sert bir oyun içi sertliği var. Fenerbahçe'de Ferdi, O'Sai Samuel ve Alyoski gibi yüksek tempo yapabilen bir back performansı beklemek yanlış olur. O kadar süratli değil. Bu oyuna göre hızlı ancak süratli oyuncular karşı teması kaybettiğinde çok rahat geçiliyor ve arkasında geniş alanlar bırakabiliyor. Tackle yani topu çalma konusunda ayaklarını oldukça fazla kullanan bir savunmacı ve bunu oldukça başarılı bir şekilde yapıyor. Zamanlaması oldukça yerinde. Bir savunma oyuncusu için riskli bir hareket kayarak top müdahalelerinde bulunmak. Çünkü anlık bir hata kartla veya adam kaçırmayla sonuçlanabilecek bir durum. Ancak kayarak müdahaleler konusunda oldukça kendine güveniyor ve bunu yapmaktan asla çekinmiyor. Oyun bilgisi, pozisyon bilgisi, oyun konsantrasyonu iyi seviyede, temiz oynayan, görevini iyi yapan bir savunmacı. Dikkatimi çeken bir özelliği de rakibe yüzü dönük şekilde karşılıyor. Bu da Perez'e hamle şansı veriyor. Oyuncu da sezgileri ve uzun bacaklarıyla bunu çok iyi şekilde yapıp topu çok iyi şekilde çalabiliyor. Oyunun sol taraftan kurulmasında etkili olabilecek oyun görüşü ve pas kalitesi olan çabuk, kesici, topla ilişkisi iyi bir savunmacı. Kimin ayrılmasından sonra savunmadaki eksilen çabuk oyuncu profilini doldurabilir. 1.90 boyuna göre çabuk belli de dönebilen hantal olmayan bir oyuncu. Hasar ve stoper evet hem de yüksek yüzdeyle pas isabet oranına sahip. Ancak bu oran öyle basit Tek topla oynadığından kaynaklı değil. Öyle sağdan alayım ileri vereyim ileriden alıp sağ vereyim tarzı değil. Topla sahi kat eden uygun pas opsiyonu için dribling de yapabilen bir isim. 1.90 boyuna rağmen ikili mücadelelerde de o fiziğinin caydırıcılığını hissedemedim. Bu da ek sayesinde yazılabilir. İki Doğan Perez Fenerbahçe'de ne yapar? Fenerbahçe'de bu sezon en azından şimdiye kadar soldan daha çok oyun kurmaya çalıştığını fark ettim. Perez bu konuda Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Kimince'nin ayrılığından sonra Doğan savunmadaki çabukluğu kapatacağına inanıyorum. Salah ile birlikte oynayabilir mi? İki sol stoper nasıl olur bilmiyorum. Ancak kademe ve sahadaki pozisyon almadı. Sorun yaşayabilir. İki sol stoper bulundurmak. Şimdi akıllarda geçen sezondan Marsilya ile 49 maçı çıkmasına rağmen neden satıldı sorusu gelebilir. Tudor'un sistemine uymadığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tudor koşan futbolcuları daha çok seviyor. Sürekli koşacak sahada 90 dakika boyunca koşan. Ancak şöyle bir parantez açmak istiyorum. Oyuncu profil olarak Zalay ile birbirine oldukça benzeyen bir futbolcu. Acaba Zalay'ın yerine mi alındı? eğer alındıysa partneri kim olacak sorusu akıllara gelebilir. Fenerbahçe'de üçlü stoperde sol stoper, yine dörtlü stoperde sol stoper ayrıca dörtlüde sol bek, üçlü savunmada merkezde forma şansı bulabilir. Bu bölgelerde oynayabilecek oyun görüşü, ve bilgisi mevcut futbolcuda. Sol stoper olarak tercih edildiği denklemde Ferdi'nin topla çıktıklarından kaynaklı boşalan sol bölgede taç çizgisine kadar olan kısımda hakim olabileceğini yanıyorum. Çünkü sol bek yabancı olmadığı bir mevki ya da Osay Samuel'in çıkışlarında üçlüye dönen bir savunma hattında fayda sağlayabilir Fenerbahçe'ye. Günün sonunda Fenerbahçe ilk 11'i de direkt yazılabilecek kaliteli bir ayak almış gibi görünüyor. Hem saha içinde takımı, saha kenarında da hamle şansını arttıran çok gönlü bir futbolcu tercih edilmiş gibi duruyor. Luan Perez transferi Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Bana vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, beğenip abone olursanız mutlu olurum. İyi günler.